Bir zamanlar size mutluluk katan bir yakınlığın solmaya başladığını hiç hissettiniz mi? Değer verdiğiniz biriyle aranızda bir mesafe oluştuğunu, bu acı verici bir deneyimdir ve birçoğumuzun karşılaştığı bir durumdur. Bu videoda değişimin fısıldadığı işaretleri ve stoacılığın sadece anlamamıza değil, aynı zamanda bu deneyimleri kişisel gelişim için basamak taşlarına dönüştürmemize nasıl yardımcı olabileceğini inceliyoruz. Hayatın çalkantıları arasında huzur arıyorsanız, videoyu sonuna kadar izleyin ve zamana meydan okuyan daha fazla bilgelik için abone olmayı unutmayın. 1. İletişimin azalması. Derin sohbetlerin zahmetsizce akıp gittiği o hissi hatırlıyor musunuz? Kahkahalarınızı paylaşırken, korkularınızı paylaşırken ve destek sunarken saatler eriyip gidiyordu. Bu, gerçekten görülme ve anlaşılma hissidir, ruhu besleyen değerli bir bağlantıdır. Ancak bu akış duraksamaya başladığında rahatsız edici olur. Bir zamanlar kalpler arasındaki mesafeyi kapatan telefon görüşmeleri giderek azalır, kelimelerin sıcaklığını taşıyan mesajlar soğur ve seyrekleşir. Hatta yapılan telefon görüşmeleri bile gerçek bir bağlantıdan ziyade kibar konuşmalarla sona erer. Sessizlikler uzar ve bir zamanlar o canlı alışverişin yaşadığı yerde bir sızı bırakır. Paylaşılan kahkahaları ve tanıdık seslerin rahatlığını özlediğimiz için bu sessizlik bize ağır gelebilir. Bu, insan bağlantılarının geçiciliğine ve ilişkilerin gelgitlerine dair dokunaklı bir hatırlatmadır. Bu sızı şüphe doğurabilir. Kendi değerimizi sorgulayabiliriz. Daha mı az ilgi çekici hale geldik? Aramızdaki ilişki neden bozuldu? Bazen bu huzursuzluk, birbirimizden uzaklaşıp uzaklaşmadığımıza dair sinsi sorular fısıldar. Bir şeylerin eksildiğini, içimizde doldurulamaz bir boşluk oluştuğunu hissedebiliriz. Değer verdiğimiz biriyle olan iletişimin azalması rahatsız edici olsa da, aynı zamanda kendi üzerimizde düşünmemiz için bir alan yaratır. Stoacılık bize içe bakmayı, kendi arkadaşlığımızda teselli bulmayı ve bu zamanı iç kalemizi güçlendirmek için kullanmayı öğretir. Bu dayanıklılık pratiği yapmak, başkalarının eylemlerini kontrol edemesek de, tepkilerimizi ve kendi duygusal refahımızı kontrol edebileceğimizi kendimize hatırlatmak için bir fırsattır. Günlerimizi noktalayan uzun sessizlikler sadece ses boşlukları değildir. Değişimin fısıltılarıyla doludurlar. Bizi kendi yaşamlarımızın ritmini daha dikkatle dinlemeye ve içimizdeki uyumu bulmaya zorlarlar. Stoacılar olarak şimdiki anı takdir etmeyi, geçmiş konuşmaların anılarına değer vermeyi ve gelecek sohbetlerin olasılığına açık kalmayı öğreniriz. Hayatın bir etkileşimler bütünü olduğunu anlarız. Bazıları kısa, bazıları uzun süreli, ancak her biri kendi başına değerlidir. Yine de stoacılar dış koşulların, hatta sevdiğimiz insanlarla ilgili olanların bile nihai kontrolümüz dışında olduğunu biliyordu. Değişim hayatın değişmez bir parçasıdır. Kontrol edebileceğimiz şey bu değişime nasıl tepki verdiğimizdir. Bu değişim bir iç gözlem anı olabilir mi? Kendi iletişimimizi incelemek için bir fırsat belki. Belki de o kişinin iyiliği için nazik bir sorgulamaya ihtiyaç vardır. Ya da koşullar sizi gerçekten uzaklaştırmış gibi görünüyorsa, Stoacı felsefenin bize sunacağı çözüm kabullenme ve enerjiyi karşılıklılığın güçlü kaldığı ilişkilere odaklamak olabilir. Bozulan şeyler onarılabilir. O nedenle bilge kişi uzaklaşmadan önce cesaret gösterip ilk adımı atmalıdır. Bunu karşınızdaki kişi için değil, kendi gelişiminiz için yapıyorsunuz. Belirsizlik karşısında bile inisiyatif almak, ihtiyaçlarımızı ve sevgimizi ifade etmek bizi güçlendirir. Ve eğer mesafe devam ederse, her ilişkinin bir mevsimi olduğunu ve her sonun yeni başlangıçların yolunu açtığını bilerek bunu zarafetle kabul edebiliriz. 2. İlgi eksikliği. Kalbinizi döktüğünüzü düşünün, umutlarınızı, hayallerinizi, hatta belki biraz da kırılganlığınızı paylaştığınızı ama sadece belli belirsiz bir baş sallama ya da dikkati dağılmış bir şekilde telefonda gezinme ile karşılaştığınızı. Bu duygu ezici olabilir. Sanki kelimeleriniz, özenle seçtiğiniz parçalarınız görünmez bir duvardan sekiyor gibidir. Bu ilgisizlik, bağlantı kurma ihtiyacımızın özünü kesebilir. Hepimiz gerçekten duyulmak, deneyimlerimizin birileri için önemli olduğunu hissetmek isteriz. Bu görülme hissi azaldığında, soğukluk devreye girerek kendimizi izole edilmiş ve değersiz hissetmemize neden olabilir. Aklımızın bir köşesinde şüphe titreşir. Bizde bir sorun mu var?
birdenbire donuklaştık mı, hikayelerimiz değersizleşti mi? Hatta en sevdiğimiz şarkının yavaşça silikleşmesi ve bizi sessizlik içinde bırakması gibi kopukluk korkularını bile tetikleyebilir. Epiktetus bir keresinde şöyle demişti: "Biri hayata doğru bir şekilde ayak uydurduğunda onay için kendi dışına bakmak zorunda kalmamalıdır." Epiktetus gibi diğer stoacılar da bunun farkındalardı ve sık sık insanlara şunu tembihliyorlardı: "Özdeğerimiz asla tamamen başkalarının görüşüne bağlı olmamalıdır. Onların ilgisi, hava durumu gibi değişken olabilir. Bunun yerine bırakın bu durum kendi kendinizi incelemeniz için bir katalizör olsun. Kendinizin en dikkatli dinleyicisi olabilir misiniz? Deneyimleriniz hakkında günlük tutarak kendi gelişiminizi yansıtabilir misiniz? Bu içsel bağlantıyı besleyerek kendinize duyduğunuz saygının sağlam bir temelini inşa edersiniz. Bu algılanan ilgisizlik dönemi, ilişkilerimizin doğası üzerine düşünmek için de bir şans sunar. Verme ve alma dengesini düşünmemize, bağlantılarımızı yeniden değerlendirmemize ve kim olduğumuza uygun yeni bağlantılar kurmamıza olanak tanır. Kontrol edemediğimiz şeyleri kabullenmenin stoacı ilkesi, dış onay ihtiyacını bırakmamıza ve kendimiz için doğru olan bir yaşam inşa etmeye odaklanmamıza yardımcı olur. Unutmayın, gerçek ilgi bir armağandır. İlgi azalırsa, bu sadece bu ilişkinin değiştiği anlamına gelebilir ya da belki de sizi gerçek bir varlık ve merakla karşılayan kişileri aramanız gerekir. Stoacılık bize kontrol edemediğimiz şeyleri kabul etmeyi ve enerjimizi yaşamlarımızın eşsiz melodisine değer verenlere yönlendirmeyi öğretir. 3. Sevgide değişiklikler. Sevgi en sıcak haliyle aidiyetin sözsüz bir dilidir. Nazik bir el sıkma, anlık bir kucaklama, bunlar bazen konuşulan kelimelerin eksik olduğu bir hassasiyetle "buradayım, önemsiyorum" derler. Bu söylenmeyen sinyaller kaybolduğunda ifade edilmesi zor bir boşluk bırakır. Bu ince bir değişim olabilir. Biraz daha kısa süren bir sarılma, kalıcı sıcaklığını kaybetmiş bir dokunuş. Yine de kalplerimiz bu değişiklikleri sezgisel olarak algılar. Sıcaklık azaldığında bir yaz gününde güneşin bir bulutun arkasına kayması gibi bir huzursuzluk hissi yaratabilir. Duygudaşlık, sevgi ve bağlılığın sessiz dili, başkalarıyla olan bağımızın somut bir ifadesidir. Sarılma sıklığı azaldığında, eller artık birbirini aramadığında ve bir dokunuşun sıcaklığı uzak hissettirdiğinde, ilişkinin kalbine bir kış yerleşmiş demektir. Sevgideki bu değişiklikler, geçmişteki yakınlığın baharının geri gelmesini özleyerek kendimizi başıboş hissetmemize neden olabilir. Yine de bu duygusal soğukluğun ortasında öz sevgi ve içsel gücün kalıcı ateşleri tutuşturulabilir. Değişimi sorgulayabiliriz. İlişkide bir şeyler mi değişti? Aramızda bir mesafe mi açılıyor? Bu sevgi azalması kişinin kendinden şüphe etmesine yol açabilir. Daha mı az önemsiyorlar? Yanlış bir şey mi yaptım? Bu yalnız ve izole edici bir deneyim olabilir. Stoacılar bize huzur duygumuzun yalnızca başkalarının eylemlerine bağlı olmaması gerektiğini hatırlatır. Bağlantı kurma ihtiyacımız geçerlidir, ancak gördüğümüz sevgiyi kontrol etmeye çalışmak hayal kırıklığına giden bir yoldur. Bu değişim kendi duygusal ihtiyaçlarınızı gözden geçirmeniz için bir fırsat olabilir. Stoacılık bize başkalarının eylemlerini kontrol edemesek de, kendi tepkilerimizi yönetme gücüne sahip olduğumuzu öğretir. Bu felsefe bizi içe dönmeye, sarsılmaz ve dış onaylardan bağımsız bir öz sevgi geliştirmeye teşvik eder. Bu içsel öz saygı ve nezaket sığınağını besledikçe, değerimizin içeriden inşa edilmiş, zapt edilemez bir kale olduğunu anlayarak başkalarının dışa dönük sevgi gösterilerine daha az bağımlı hale geliriz. Değişen sevgiler karşısında kişisel gelişim ile cesaret ve dayanıklılığın stoacı erdemlerine olan bağlılığımızı yeniden teyit etmek için önümüze bir fırsat çıkar. Bu empatimizi derinleştirmek, mevsimler değiştiği gibi insanların duygularını ifade etme biçimlerinin de değiştiğini fark etmek için bir fırsattır. Stoacılık aynı zamanda bizi sevgi gelgitleri de dahil olmak üzere yaşam deneyimlerinin geçiciliği üzerine düşünmeye davet eder. Keyif aldığımız bağlantı anlarına değer vermemiz, onları anılarımızda nazikçe tutmamız ve yeni arkadaşlık ve sevgi biçimlerine açık kalmamız hatırlatılır. Bu, aldığımız sevgi için minnettarlık duymaya ve aynı cömert ruhu kendimize ve başkalarına da yaymaya yönelik bir çağrıdır. Geriye kalan gerçek sevgiye değer vermeye odaklanın
ve durumun doğru olduğunu hissederseniz, değişimin size nasıl hissettirdiği hakkında dürüst bir konuşma faydalı olabilir. Stoacılık duygularımızı bastırmak değil, onların içinde güç ve bilgelik bulmaktır. Değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul etmek ve sevgimizi karşılık gördüğü ve değer verildiği yerlere yatırmakla ilgilidir. 4. Kaliteli zaman geçirmekten kaçınmak. Paylaşılan zaman, ilişkilerin nefes alma şeklidir. İster hareketli maceralar, ister sakin akşamlar olsun, birliktelik bizi ayakta tutan bağları oluşturur. Kahkahaların yankılandığı, anıların oluştuğu ve desteğin çiçek açtığı yerdir. Davetler mazeretlerle karşılandığında ve bu boş alanlar nadir hale geldiğinde, derinden rahatsız edici hissettirebilir. Üzücü olan sadece kaçırılan etkinliklerin kendisinde değil, aynı zamanda gönderdiği söylenmemiş mesajda da yatar. Birisi bu ortak zamandan kaçınmaya başladığında, bahaneler sunup heves eksikliği gösterdiğinde, önceden yapılan planlar iptal edildiğinde, o kişinin hayatında öncelikli olduğumuza dair kesinliği yok eder. Birlikteliğin hala bir değeri olup olmadığını sorgulayabiliriz. Bu da aidiyet duygumuzu kemiren bir şüphedir. Bu acıyı içe döndürmek kolaydır. Kendimizi suçlayabilir, bir yük haline gelip gelmediğimizi merak edebiliriz. Ya da kızgınlık alevlenebilir. İlişkideki çaba ve yatırım dengesini sorgulayabiliriz. Bu, incinme ve kafa karışıklığının birbirine girdiği bir kavşaktır. Yine de stoacılar, bizi hem kendimizi suçlamaktan hem de kızgınlıktan geri adım atmaya çağırır. Bu duyguların farkına varın, ancak tepkinizi belirlemelerine izin vermeyin. Koşullar değiştiği gibi, insanların ilişkilere harcayabilecekleri enerji de değişir. Nezaket ve merakla konuşulan doğrudan iletişim, bir miktar netlik sağlayabilir. Stoacılık bize değişim karşısında dinginliği bulmayı, yaşam koşullarının gelgitlerini soğukkanlılıkla kabul etmeyi öğretir. Başkaları uzaklaştığında bize kendi varlığımızda sağlam durma, özgüvenimizi geliştirme ve kendi arkadaşlığımızda neşeyi keşfetme şansı verilir. Bu felsefe, kaliteli zaman geçirmekten kaçınmayı bir kayıp olarak değil, içsel kararlılığımızı güçlendirmek ve getirdiği özgürlüğü kucaklamak için bir fırsat olarak görmemizi teşvik eder. Bir zamanlar kahkaha ve sohbetin bulunduğu sessiz alanlarda artık kendimizi keşfetmenin fısıltılarını duyabiliriz. İçe dönmenin stoacı uygulaması, yeni tutkular keşfetmemize, kendimizi yansıtmamıza ve hiç hayal etmediğimiz şekillerde büyümemize olanak tanır. Değerlerimizi yeniden teyit etme, yeni hedefler belirleme ve kişisel mükemmellik arayışında tatmin bulma zamanıdır. Başkalarının etkinlikleri paylaşma konusundaki isteksizliği de her şeyin geçiciliğini hatırlatabilir. Stoacılık bizi paylaştığımız anları takdir etmeye ve yaratılan anılar için minnettar olmaya davet eder. Bize zarafetle bırakmayı, her insanın yolunun benzersiz olduğunu anlamayı ve bizimkinden bir adım geri atmak anlamına gelse bile onların yolculuğuna saygı duymayı öğretir. Stoacı felsefenin izinde yürümeye devam ettikçe, diğerlerinin eylemlerinin genellikle kendi iç mücadelelerinin bir yansıması olduğunu kabul ederek, kendilerinden uzaklaşanlara şefkat göstermeyi öğreniriz. Gelecek onları ortak zamanımıza geri getirirse, onları kollarımızı açarak ve anlayışlı bir ruhla karşılayacağımızı bilerek, kalbimizde onlar için yer tutarız. Nihayetinde, başkalarının kaliteli zaman geçirmekten kaçınması, bizim değerliliğimiz hakkında bir hüküm değil, yaşamlarımızın sürekli katlanan öyküsünde bir bölümdür. Stoacılık pratiğimizi derinleştirmek, şimdiki zamanda huzur bulmak, cesaretle ve açık bir kalple ilerlemek için bir davettir. Bu anlayış, ilişkilerin ve kişisel gelişimin karmaşıklığı içinde yol alan herkese ilham versin. 5. Duygusal duvarlar. Kırılganlık, gerçek bağlantının kalbidir. Korkularımızı, hayallerimizi, içsel işleyişimizi paylaştığımızda samimi bir anlayış ve güven alanı yaratırız. Ancak bir zamanlar açıkça paylaşımda bulunan biri geri çekilmeye başladığında, bu yavaşça kapanan bir kapı gibidir. Başlangıçta bu belli belirsiz olabilir. Bir zamanlar daha derin sulara akan sohbetler artık yüzeyde gezinir, sıradan şeylere takılıp kalır. Daha derine inme girişimleri savunmayla karşılanır veya konu hızla saptırılır. Sanki bir zamanlar sıcak bir yolun var olduğu yerde bir duvarla karşı karşıyaymışsınız gibi hissedebilirsiniz. Bunun acısı iki yönlüdür. Birincisi, bir zamanlar paylaştığımız yakınlığı inkar eder. İkincisi,
sanki içsel yolculuğumuzdaki bir ortak aniden yeniden bir yabancı haline gelmiş gibi bir izolasyon hissi doğurabilir. Sorular dönüp durur. Güvenlerini mi kaybettim? Özel bir mücadele ile mi karşı karşıyalar? Söylenmemiş bir şey aradaki bağa zarar mı verdi? Stoacılar bize başkalarının iç dünyalarını tam olarak kontrol edemeyeceğimizi hatırlatır. Önceki samimiyeti özlemek doğal olsa da, bunu talep etmek muhtemelen daha fazla kopukluğa yol açacaktır. Bu hem onlara hem de kendinize karşı şefkat gösterme zamanıdır. Hayal kırıklığının farkına varın, ancak bunun içinde kaybolmaya direnin. Bir çiçeği güzel kokması için zorlayamazsınız. Belki de görünmeyen yüklerle uğraşıyorlardır. Yargılayıcı olmayan bir destek alanı olmaya odaklanın, yeniden bağlantı kurmak için açık davetler sunun, ancak baskı yapmayın. Aynı zamanda bu derin paylaşımın hala var olduğu diğer ilişkileri de besleyin. 6. Daha fazla eleştiri, daha az destek. Desteğin en iyi halini hatırlıyor musunuz? Sırtınızdaki ılık bir rüzgar gibi cesaretinizi artırır, büyümenizi hızlandırırdı. Olumlu sözler tohum gibiydi, kalbinizde kök salar, güvene dönüşürdü. Ama bu rüzgar yön değiştirdiğinde, teşvik azalıp yerini eleştiri aldığında ne olur? Her eleştirel söz benlik duygunuzu, inceden inceye aşındıran küçük bir rüzgar gibi hissedilebilir. Susturmayı başardığınız şüpheler yeniden fısıldamaya başlar. Güçlü yönlerinizi, başarılarınızı görmek zorlaşır. Sanki birileri eskiden içinizde ışıl ışıl parlayan bir ışığı sürekli olarak karartıyor gibidir. Bazen bu değişim kızgınlığı da beraberinde getirir. Destek terazisi, adaletsizce eğilmiş gibi göründüğünde anlaşılabilir bir tepkidir. Onların motivasyonlarını, bizi algılayışlarını sorgulayabiliriz. Yine de stoacılar bizi bu duyguları kabul etmeye ve ardından nazikçe bir kenara bırakmaya teşvik eder. Kızgınlık üzerinde durmak yalnızca incinmişliğin korlarını körükler. Stoacılık bize tüm dış olaylar gibi eleştirinin de kontrolümüz dışında olduğunu, ancak ona vereceğimiz tepkinin gücümüz dahilinde olduğunu öğretir. Eleştiriyi soğukkanlılıkla karşılamamızı, doğruluğunu araştırmamızı ve kişisel gelişim için bir araç olarak kullanmamızı teşvik eder. Stoacı yaklaşım pasif bir kabulleniş değil, hayatın zorluklarına proaktif bir katılımdır. Bizi kendimize sormaya davet eder, bundan ne öğrenebilirim, nasıl büyüyebilirim? Başkalarından gelen desteğin azalması, kendi cesaret kaynağımız olmak için bir fırsattır. Stoacılık tek başına değil, kendi karakterimizin gücüyle kendi kendimize yetmeyi savunur. Kendimize karşı nazik olmamız, bir arkadaşımıza göstereceğimiz şefkatin aynısını kendimize göstermemiz hatırlatılır. Bunu yaparak hiçbir dış eleştirinin yıkamayacağı bir iç destek sığınağı inşa ederiz. Dış olaylar yerine içinize dönün. Bu olumlu sesin kaynağı kendiniz olabilir misiniz? Çabalarınızı ve gelişiminizi kutlayarak bilinçli olumlamalar yapın. Çabalarınızı destekleyen kişilerle destekleyici arkadaşlıklar kurmaya çalışın. Stoacılık, nezaketsizliğe katlanmak anlamına gelmez. Bu eleştirel sözlerin etkisi hakkında dürüst bir konuşmayı hak ediyor olabilirsiniz. Ancak davranışlarının değişmeyebileceğine kendinizi hazırlayın. İleriye giden yol, kendinize sarsılmaz bir inancı yeniden inşa etmekle ilgilidir. Enerjinizi, desteğin özgürce aktığı ilişkilere yönlendirin ve değerinizin asla bir başkasının değişken fikirlerine bağlı olmadığının farkına varın. 7. Anlaşmazlıklar artıyor. Sağlıklı ilişkiler çatışmanın olmamasıyla değil, çatışmayı anlayışla karşılayabilme becerisiyle ilgilidir. Yine de anlaşmazlıklar süreklilik haline geldiğinde ve çözüm ulaşılamaz gibi göründüğünde hayati bir uyum duygusunu yıpratır. Bu, bir zamanlar sakin olan bir gölün fırtınayla sürekli çalkalanması ve sakin suları yeniden keşfetmeyi zorlaştırması gibidir. Zorluk, değişimin kendisinde yatmaktadır. Bir zamanlar anlayış ya da uzlaşmayı teşvik eden tartışmalar artık hüsranla sonuçlanır. Çözülmemiş gerilimler, hoş anların bile üzerine ince bir gölge düşürerek oyalanır. Sözlerinizin nasıl karşılanacağından emin olamayarak, sürekli yumurta kabuklarının üzerinde yürüyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Her iki tarafta da kızgınlık oluşabilir. Gerçekten duyulup duyulmadığımızı, gerçekten saygı görüp görmediğimizi sorgulayabiliriz. Stoacılar başkalarının davranışlarını kontrol etmeye çalışmanın beyhudeliği konusunda uyarırlar.
İhtiyaçlarınızı ve incinmişliğinizi sakince ifade etmek önemli olsa da, bunları değiştirmeye odaklanmak muhtemelen bölünmeyi derinleştirecektir. Bu, kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanma zamanıdır. Kendi iletişim tarzınız. Yanıt vermeden önce gerçekten dinleme pratiği yapın. Gerçek dinleme, konuşma sırasının size gelmesini beklemek değildir. O kişinin dünyasına tamamen dalmaktır. Gerçekten duyulmak, sözlerinin ağırlığını bir başkası tarafından gerçek bir özenle tutulduğunu hissettirir. Bu, karşınızdaki kişinin yaşayabileceği en derin ve onaylayıcı deneyimlerden biridir. Dinleme sırası ona geldiğinde ya da size konuşmak için bir fırsat geldiğinde, kendi sözlerinizin veya ses tonunuzun çatışmayı körükleyip körüklemediğini düşünün. Sorunları daha küçük, daha yönetilebilir parçalara ayırabilir misiniz? Her iki tarafta da uzlaşmaya yönelik samimi bir arzu varsa, değişim için istekli olmak kilit önem taşır. Yine de bazen iyi niyetle hareket ettiğimizde bile yollar ayrılır. Stoacılık bize kabullenmeyi öğretir, elbette düşmanca davranışlarını değil, bazen ilişkilerin geri dönülmez biçimde değiştiğini. Bu başarısız olmak anlamına gelmez. Daha ziyade, enerjiyi gerçek bir anlayış ve saygı duygusunun hala geliştiği kişilere yönlendirmekle ilgilidir. 8. Artan gizlilik. Birinin dünyasının perdeleri kapanmaya başladığında, düşünceleri ve duyguları konusunda daha temkinli hale geldiğinde, bir kapı yavaşça kapanıyormuş ve bizi dışarıda bırakıyormuş gibi hissedebiliriz. Bu artan ketumluk, özellikle de kişinin telefonunda alışılmadık miktarda zaman geçirmesi veya belirli konulardan kaçması şeklinde ortaya çıktığında endişe verici olabilir. Kendimizi cevaplar ararken bulabiliriz. Bir şey kasıtlı olarak mı saklanıyor? Farkında olmadan bir zamanlar var olan güvene zarar mı verdik? Kendimizden şüphe duyabilir, tüm gerçeği bilmeye layık olup olmadığımıza dair sorular fısıldayabiliriz. Bir kayıp duygusu hissetmek de yaygındır. Bir zamanlar paylaştığımız kalbin yükünü, boşaltmanın yerini mesafe, konuşulan ve konuşulmayan arasında büyüyen bir uçurum almıştır. Bu ince ama güçlü bir yalnızlık türüdür. Yine de bu gizliliğe çekilmede bile Stoacı felsefenin öğrettiği gibi öğrenilecek bir ders ve büyüme için bir fırsat vardır. Stoacılık bize başkalarının gizliliğinin bizim kontrolümüzde olmadığını ve dolayısıyla iç huzurumuzu bozmaması gerektiğini hatırlatır. Bizi kendi eylemlerimize ve tepkilerimize odaklanmaya, soğukkanlılığımızı korumaya ve başkalarının mahremiyetine saygı göstermeye teşvik eder. Bu kısıtlama pratiği bir kayıtsızlık işareti değil, daha ziyade değer verdiğimiz kişilerin özerkliğine duyulan saygının bir göstergesidir. Stoacı felsefe, bize bu zamanı ilişkilerimizin doğası ve beklentilerimiz üzerine düşünmek için kullanmayı da öğretir. Bizi içtenlik arzumuzun karşılıklı bir ihtiyaç mı olduğunu, yoksa kendi standartlarımızı başkalarına dayatıp dayatmadığımızı düşünmeye davet eder. Bunu yaparken bağlantı kurma ihtiyacımızı, herkesin kendi alanına ve sırlarına sahip olma hakkı olduğu anlayışıyla dengelemeyi öğreniriz. Artan gizlilik karşısında sabır ve anlayışın stoacı erdemlerini uygulamaya çağrılıyoruz. Merak etmeden destek sunabilir ve başkalarının paylaşmaya hazır olduklarında yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlayabiliriz. Bu yaklaşım onların yaşamlarında samimiyetlerinin değişen gelgitleriyle kolayca sarsılmayan istikrarlı bir varlık olmamızı sağlar. Ayrıca bu artan gizlilik yeni bir modelse geçici olabilir, dış stresler veya kişisel mücadelelerden kaynaklanıyor olabilir. Kendi sınırlarınızdan ödün vermeden nazik bir yaklaşım sunun. Ancak ilişkinin yaygın bir özelliği haline gelirse, işte o zaman stoacılığın ana damarı olan kabullenme sürecine geçebilirsiniz. Kabullenme kayıtsızlık anlamına gelmez. Şeffaflık ve güven üzerine kurulu ilişkileri hak ettiğinizi kabul etmek anlamına gelir. Bir başkasının kapalı kalbinin akıntısına karşı sürekli yüzmek yerine, bu karşılıklılığın devam ettiği bağlantılardan daha fazla tatmin aramak anlamına gelir. 9. İçgüdüsel duygunuz. Sezgi güçlü bir rehberdir. Varlığımızın derinliklerinden gelen sessiz bir fısıltıdır ve çoğu zaman bilinçli zihnin kabul ettiğinden daha fazlasını bilir. Değer verdiğimiz ilişkiler söz konusu olduğunda, bu içgüdüsel his özellikle dokunaklı olabilir, bizi artan bir mesafeye veya duygusal iklimdeki ince bir değişime karşı uyarabilir. Bu net bir açıklamaya meydan okuyan bir his, kanıtı olmayan bir bilme, bir zamanlar sıcaklığın olduğu yerde
bir ürperti şeklinde gelebilir. Bunu mevsimlerdeki bir değişikliği hissetmek gibi düşünün. Ani bir kar yağışı olmayabilir, ancak havadaki bir değişim, ışığın kalitesi, yaklaşan kışın sinyallerini verir. Aynı sezgisel bilgi bizi duygusal kışlara karşı da uyarabilir. Alçalan bir serinlik, bir zamanlar zahmetsiz hissettiren bir bağlantı artık gerginlikle doludur. Bu içgüdüsel hissi göz ardı etmek kolaydır, özellikle de ilk aşamalarda. Mantıklı açıklamalar arar, kendimize aşırı hassas davrandığımızı söyleriz. Oysa sezgileri görmezden gelmek çoğu zaman rahatsızlığı uzatır. Kalbimizin bildiği bir şeyi, zihnimizin kabul etmekte zorlandığı bir iç uyumsuzluk durumuna yol açar. Stoacılar net algının gücüne inanırlardı. Kendinizi suçlamadan veya paniğe kapılmadan bu sezgisel bilginin farkına varın. Bunun uyandırdığı belirli duygular hakkında günlük tutabilir misiniz? Duygularımızı yargılamadan gözlemlemek, genellikle bir sonraki adımlarımızı netleştirmeye yardımcı olur. Belki de endişelerinizi nezaket ve dürüstlükle ifade ederek kalpten kalbe bir konuşmaya ihtiyaç vardır. Belki de geçici olarak geri çekilmeniz, mesafenin derinleşip derinleşmediğini ya da sezgilerinizin sadece geçici bir akışı algılayıp algılamadığını gözlemlemek için alan yaratmanız gerekir. Stoacılık bize, dışsal olarak doğrulanmasalar bile, deneyimlerimizin gerçeğini ayırt etme yeteneğimize güvenmeyi öğretir. Bizi iç sesimizi korku veya endişeyle değil, bizi daha fazla öz farkındalığa doğru yönlendirdiğine dair sakin bir güvenceyle dinlemeye teşvik eder. Bu içgüdüsel his bir alarm nedeni değil, iç gözlem için bir çağrı. Dış ilişkilerimizi iç değerlerimizle uyumlu hale getirmek için bir şanstır. Hayatın akıntılarının bazen bizi değer verdiğimiz kişilerden ayıracağını, ancak aynı zamanda yeni deneyimler, yeni bağlantılar ve yeni içgörüler de getireceğini unutmayın. Sezgilerimizin bizi özgünlük ve huzur dolu bir yaşama doğru götüren bir pusula olduğuna güvenerek, yolculuğu açık bir yürekle kucaklayın. Çünkü önemli olan varış noktası değil, yolculuğun kendisidir. Bu mesafe işaretleri son derece rahatsız edici olabilir ve bir zamanlar neşe veren ilişkilere gölge düşürebilir. Bu videoyu izledikten sonra hayatınızdaki bağlantılar üzerine düşünmek için zaman ayırın. Sıcaklık ve karşılıklılık sunuyorlar mı? Gelişiminizi ve memnuniyetinizi destekliyorlar mı? Bırakmak başlangıçta üzüntü getirebilir, ancak aynı zamanda kendinizle derin bir yeniden bağlantı için alan açar. Bu, ihtiyaçlarınızı onurlandırmak, sağlıklı bir öz saygı geliştirmek ve sizi açık bir kalp ve sarsılmaz bir destekle karşılayan kişileri aramak için bir fırsattır. Marcus Aurelius'un da dediği gibi, mutlu bir yaşam için çok az şeye ihtiyaç vardır. Her şey kendi içinizde, düşünce tarzınızdadır. Sizi yücelten, güçlendiren ve kim olduğunuzu en iyi şekilde yansıtan ilişkilere layıksınız. Daha azını kabul etmeyin. Bu video sizde yankı uyandırdıysa, lütfen düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Karşılaştığınız bir duruma ışık tuttu mu? Görüşleriniz, benzer zorluklarla mücadele eden başkaları için destekleyici bir alan yaratabilir. Bu topluluğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim. Burada bir değer bulduysanız, lütfen beğenin, paylaşın ve daha fazla Stoacı bilgelik için abone olun. Desteğiniz benim için çok önemli ve daha iyi videolar yapmam için beni motive ediyor. Bir dahaki sefere kadar, değişimin bazen acı verici olsa da büyüme fırsatı sunduğunu unutmayın. Kendinizi keşfetme yolculuğunu kucaklayın ve gerçek bağlantı ve sarsılmaz saygı üzerine kurulu ilişkileri hak ettiğinizi bilin. Stoacı kalın ve en önemlisi de kendiniz olarak kalın.